Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında %70,5 oy aldığı Sakarya'dayız. Bugünkü sorumuz Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu diye Sakaryalı vatandaşlara soruyoruz. İyi seyirler. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Buyurun ablam, duymadım. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Tabii ki Erdoğan. Neden? Cumhurbaşkanımız yani her şeyle o ilgileniyor. Ben tamamen Erdoğan. Teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz hanımefendi. Erdoğan. Var mı nedeni? Evet. Nedir? Yaptıkları. Teşekkür ederim. Kardeşim yaş kaç? 30 abi. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Var mı nedeni? Muharrem İnce ama yani ikisi arasında Kılıçdaroğlu tabii. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki reis Erdoğan. Var mı nedeni? Buyurun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden? Artık yeter daha her şey zam yeter hani sıkıldık artık bazı şeylerden. Bence Kılıçdaroğlu kazansın. Hayır, daha iyi olur. Gelince zam duracak mı? Duracak tabii. Teşekkür ederim. Yaş kaç? 18. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Var mı nedeni? Tabii ki var. Nedeni? Bu adam 20 yıldır böyle gelmiş gidiyor. Artık tekel oldu yani. Ben daha durmasını istemiyorum. Kılıçdaroğlu çözer mi? Çözebileceğine de yürekten inanmıyorum ama Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? 20 yıldan beri çektiklerimiz bilmiyoruz mu? Herkes biliyor. Sakaryalısınız. Sakaryalıyım. 2018'de Recep Tayyip Erdoğan %70,5 aldı. Hı. Şu an Sakarya çevrenize göre kaç alır? %20 alırsa çok bilem. %20 diyorsunuz. Aynen. Düştü mü o kadar Sakarya? Düştü tabii. Teşekkür ederim. Rica ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu hanımefendi? Teşekkürler, sağ ol. Merhaba, Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Sağ olasın. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Abi, Fatih Erbakan. Cumhur İttifakı'na geçti o. Geçmedi. Fatih Erbakan geçmedi. Geçmedi abi. Geçti. Açıklama yaptı, geçmedi ama. O zaman hayırlı olsun diyelim. Evet, Cumhur İttifakı'na geçti Fatih Erbakan. O zaman dolayısıyla Erdoğan yani. Erdoğan. Aynen. Aynen. Neden? Abi Erdoğan neden diyorum? Çünkü yapılan şeyler belli. Tamam şu an belki ekonomiden dolayı insanlar biraz ön yargılı yaklaşıyorlar ama yapılan şeyleri de görmek lazım. Yani şu an mesela ilk muharip uçak yapıldı biliyorsunuz. Ya bunlar çok önemli şeyler bana göre. Bu yüzden Erdoğan. Aynen bu yüzden. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu teyzem? Hepsi. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Neden abi? 20 sene öncesini hatırlayın ondan sonra yeter. Sakarya'dayız. 70,5 aldı 2018'de. Şu an ne aldı? Ya o kadar bir şey. Düşme var mı? Çekme var mı çevrede? O arasını göre bilemem. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Abi bence ikisi de değil. Kim? Muharrem İnce. Peki ikinci tura Erdoğan'a Kılıçdaroğlu kalsın. Erdoğan. Neden Erdoğan? Ya bu zamana kadar o vardı. Peki Muharrem İnce dese ki ikinci turda ben Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Yok abi ben yeni attım. Yine Erdoğan. Yine Erdoğan. Teşekkür ederim. Öylesine sordum zaten. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Neden? Kılıçdaroğlu 20 senedir yönetimde olan Türkiye Cumhuriyeti hiç hesap vermedi. Şeffaflık yok. Peki 2018'de kime verdiniz abi? Cumhuriyet Halk Partisi. Yine CHP'ye. Tabii. Kim çalar? Kasadaki çalar. Kemal Kılıçdaroğlu ne zamandır kasada? Hiçbir zaman olmadı. Kasayı soruyor. Kasa? Kasa kaybetmez abi. Kasa hesap veriyor mu? 7500 liraya çıkarılan emekli maaşı. En düşük emekli maaşı zaten şu an benim 7600 lira. Bana ne verdi? Oyalamayacak kesime 7500 taban yaptı. Doğru muyuz? Sağ ol abi. İlaç alamıyorsun ya. Sağ olsun. Yaş kaç? 20 abi. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu abi. Neden Kılıçdaroğlu? Abi zaten sürekli 20 senedir böyle yani nasıl diyeyim sürekli bir aynı düzende gidildi. Artık yeni insanlara geçilmeli diye düşünüyorum. Zaten Z kuşağı olarak da yani çoğunluğun oyu belli. Aile baskısı olmayan insanların. Ha gönlüm istiyor Muharrem İnce'yi ama oylar bölünmemesi için hani birlik olması. Ailen ne diyor? Benim ailem yani herkesin kendi düşüncesi. Erdoğan. Ama yapabilecek pek bir şeyim yok yani. Sağ Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Seviyoruz, yaptıklarıyla gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Devam her diyorsun. Zaman. Allah'ın izniyle devam tabii ki. Tabii abi, ki güzel, genç, yine aynı o çizgide olabilecek birileri olsaydı tabii ki genç olması güzel olurdu ama aynı duygularda öncelikle Allah diyoruz.
tabii ki camilerimiz. Bu konuda İslam konusunda tabii ki güzellikler yapılmıştır bu ülkeye. İnanıyorum ki bundan sonra da daha güzel olacaktır. Her zaman sonuna kadar biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Sayın Devlet Bahçeli'nin güzel sözleri var. Bu konulara değinmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Yani sokağa bakınca anlıyorsunuz neden olduğunu. Yani herkesin keyfi yerinde, huzurlu ve dünyaya karşı kendini ifade eden bir lider. Çünkü Erdoğan. Erdoğan. Teşekkürler. Sağ olun. Berabersiniz sanırım. Tamam. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden? Aşık değil mi yeterince? Abim dedi, az önce abimiz dedi ki çok güzel her şey. Düşündürücü yani, bilmiyorum, bence Kılıçdaroğlu. Güzel değil mi? Güzel mi? Soruyoruz, vatandaşlar burada çok memnun olanlar var. Ya memnun olanlar bence önce neden her şeye pahalıdıklarını bir düşünsünler. Yani bilmiyorum, Kılıçdaroğlu... Pahalılık var diyorsun. Yani var tabii ki. Kılıçdaroğlu... Asgari ücretle geçinebilen bir aile bulursanız sorunun cevabını da bulursunuz. Ben röportajlarımda bazıları diyor ki ben 2000 lirayla geçiniyorum. Yani tek başına 2000 lira bir aylık benim öğrenci masrafım, en az minimum 2000 lira. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu abi? İkisi de değil var. Sağ olun. Beyefendi, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Nedeni var mı? Yani nedeni yok. 2018'de kime verdiniz abi? Ben hep sola verdiğim için Kılıçdaroğlu. %70.5 aldı abim Sakarya'da Erdoğan. Şu an... Ben taraf değilim, ben tutmuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden abi? Bundan daha dürüst, bundan daha düzgün bir adam olur mu? Gelecek adam Erdoğan'dan daha iyisi yok diyor. Bundan daha kötü olur mu? Gelecek adam. Bundan daha kötü bir yönetim olabilir mi? Şurada bir yemek yiyin bakın, oturun, kaç para vereceksiniz? Şu emekli maaşlarına bir değinelim bakın. 7500, 5000 alana 7500 alana 2000 lira zam veriyor, yapıyor. Üst alanlar ne olacak? Onlar kaldı diyorsun. Onlar ne oldu? Hani adalet? Onlar da alsın, 15000 alsın onlar. Ben 45 sene ödemişim üst derecede. Bana verecek 10.000 lira, onun benim yanıma, tamam o da alsın, 15.000 lira almasın değil. Onun için sonuna kadar Kılıçdaroğlu. Kimse kusura bakmasın. Sağ olun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Var mı abim yorumunuz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buradayız burada. Oraya gitmiyoruz, böyle sırayla gidiyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu gençler? Kankan İngilizce. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Başver. Var mı? Kardeşim yaş kaç? 19. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Neden? Daha iyi olduğunu düşüneceğim Türkiye için. Bu yüzden. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olasın. Beyefendi, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorsun. Erdoğan. Var mı nedeni? Teşekkür ederim. Abi. Arkadaşlar, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorsun. Bilmiyorum. Uygulamayacağım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Var mı yorumunuz? Abicim merhaba. Hayırlı Ramazanlar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Abim merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyor Sakarya'da. Ali. Ali abimize soralım. Ali miydi? Evet. Abim. Reis. Reis eskisi. Haydi. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan, Erdoğan. Nedeni yok. Görünüyor zaten nedeni. Erdoğan. Erdoğan diyorsunuz. Evet. Erdoğan. Anne kızsın. Evet. Evet. O zaman. Peki bir şey soracağım. Şu an ben Sakarya'da anket yapıyorum. Siz üçünüz berabersiniz. O zaman bir oy sayacağım. Sakarya'da bir düşme oldu sanki. Ben anket yapıyorum da. Genelde evet, Kılıçdaroğlu fazla çıktı şu an. Bilemem. Söylemlere çok inanmıyorum. Yani 70 yine alır mı? Alır. O civar. Evet. Bazı arkadaşlar pahalılıktan şikayetçi bahsetti. Senin yaşın. Evet, evet. Nasıl, doğru ama var? Yani yapacağımız bir şey yok. Şu an pahalılık var tabii ki. Evet. Ama çok değişeceğini düşünmüyorum yani. Kılıçdaroğlu değiştiremez. Kesinlikle. Değişeceğini düşünmüyorum. Erdoğan değiştirebilir mi? Ya ona da inanmıyorum. Ama başkası gelirse de değişeceğini düşünmüyorum. Ona yani devam ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Hanımefendi merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Siz de bu ülkenin bir vatandaşısınız. Evet. Sizce hangisi? Soruyoruz. Tarafsız olmak zorundayız. Buyurun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Banko. Neden abim?
durum onu gerektiriyor artık. Yani bir değişiklik şart. Bunlar yol tıkandı artık, bitti. Bitti yani. Bu halkın gazını alacak. Bundan sonraki sıkıntılara katlanabileceğimize bir sebep olması lazım. Bu sebep Kılıçdaroğlu ve ekibi olacak inşallah. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorsun. Erdoğan. Nedeni belli. Teşekkürler. Gençler, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorsun. Muharrem İnce abi. İkinci tura kalsa? Mecbur Kılıçdaroğlu yani. Mecburiyetten diyorsun. Aynen. Teşekkür ederim. Ne demek? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Gel dayım. Tabii ki Erdoğan. Neden abi? Ben MDP'yle işbirlikçilerle işim olmaz. Bu yüzden diyorsun. Teşekkürler. Abi merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorsun. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan abi. Buyurun ses soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ben, kim diyelim? Ben söylemem. Biz de korkuyoruz artık. İsim Masum Yeter. Korkuyoruz artık söylemeye. Bence Erdoğan de bence ya. Erdoğan demekten mi korkuyorsun? Yok hayır. Kılıçdaroğlu demekten. He tamam. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Kılıçdaroğlu kim ya? CHP'nin genel başkanı abi. Yani ben biliyorum da, ben senden iyi biliyorum. Peki ama. Peki abim bir şey soracağım. Sonra Sakarya'da şuradan boydan boya geldim. Bayağı bir Kılıçdaroğlu sesleri geldi. %70.5 almış. Size düşme var mı Sakarya'da? Yok ya, hiçbir zaman yok. Yükselme bak, aksine. Sen burada görüyorsun, burada gezenlere bakma sen. Köylere, kasabalara git bakayım. Orada daha fazla diyorsun. Herhalde yok. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. En mantıklısı o abi. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu. Beyefendi merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu diye soruyor Sakarya'da. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tarih öyle bir bilim dalıdır ki, geçmişinden ders almayan bir millet geleceğine yön veremez. Verirse kıvırık bir yol olur. O bakımdan halkın teveccühü, doğru olan aklın yolu birdir. Biz diyoruz ki, bayrağına, vatanına, mukaddesatına, geçmişine, geleceğine yön verecek bir vatandaşımıza Allah bu 85 milyonun idaresini nasip eylesin. Teşekkür ederim. İsim? Vallahi ben şahsım olarak Erdoğan. Kılıçdaroğlu nedir? Yani mesela CHP denilen bir partinin kuruluşu Atatürk'tü. Atatürk bu vatanı kurtarmak için Sakarya'da, Dumlupınar'da, 19 Mayıs'ta, Samsun'da çıkıp canla başla Trablusgarp olup bugün adıyla Libya'da savaşmış bir insan. Canıyla malıyla. Bugün CHP'nin hemen hemen %99'u Atatürk'ün şemsiyesi altında biz CHP'ciyiz diyorlar. Ya neysen o ol. Ne demiş Mevlana? Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün. Kıvırma, şemsiyenin altına girme. Ben buyum da arkadaşım. Atatürk'ün canım kurban, Allah rahmet eylesin. Bu vatan için canını vermiş, feda etmiş askeriyle beraber. Ama bakın kimsenin, Atatürk'ün anasına bak, bacısına bak, hep kapalı. Artı peçeli. Bizim insanımız için neler çekti bu millet bu insanların yüzünden? Çekeceği de malum. Ha burada benim için bayrağını kim seviyor? Bugün bakıyorsun, İHA'yı, SİHA'yı kim yaptı? Tankı kim yaptı? S-400'ü kim yaptı? Gazı kim getirdi? Kim getirmeye çalışıyor? Ben din adamım, onu da söyleyeyim. Güneydoğu'da 90'lı yıllar görev yaptım ben. Fransızlar 49 yıllığına Güneydoğu Anadolu petrollerini kiralamışlar geçmiş hükümetten. 2024'te bitecek bu. 2024'te. Gözümle gördüğüm, helikopterle dolaştığım petrol yataklarını betonladılar kardeşim. O betonların altında şu an doğalgaz var. Oradaki insanımız, yani Ahmet Mehmetçi deyip birçok insan hayatını terk edip İstanbul'a geldiler. Ekmeği bulunca havaalanı, katırın gideceği yerde insan yaşar mı ya? Araba gitmiyor ya, vatandaş birbirini yiyor. Ne zaman havaalanı yapıldı, insanlar yavaş yavaş memleketine dönmeye başladı. Artık huzur var diyor. Bu işin Kürt'ü, Türk'ü işi yok. Bir Türk var, bir de Ermeni var. Hangisini tercih edersin sana kalmış. Ben şunu yap demem. Ben teşekkür ederim. İyi günler, devam edelim. Sağ olun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Kılıçdaroğlu ya. Çok sağ ol sana. Yeter, bir de onu deneyelim değil mi? Deneyelim diyorsun. Kesinlikle ya, çünkü düzeni görüyorsunuz zaten. Ondan dolayı bir de onu deneyelim. Teşekkür ederim. Kimse memnun değil çünkü şu an kim? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Sağ olun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu gençler? Abi. Sağ olun. Abicim merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Erdoğan. Çok kısa, neden? Neden? Yapılanlar meydanda. Görmemek mümkün değil yani. Hani bunu Bakırköy'deki deliler bile
anladı yani. Kılıçdaroğlu'nda geçmişe hepsinin seceresi belli. Bu yüzden Erdoğan. Yani nankörlük yapmamak lazım tabii ki Erdoğan. Teşekkür ederiz. Rica tamam. ederim. Merhabalar, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Var mı nedeni, çok sağ olsun. Ülkeyi yöneten en güzel lider. Teşekkür ederim. Dünya lideri. Dünya lideri. Aynen. Sağ olasın. Abim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Şu an şeyim yok. Siz ablam? Tabii ki de Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu? Evet. 2018'de kimi verdiniz? Muharrem İnce ile Erdoğan vardı. Unuttum Allah zamanları. Unuttum. Bayağı oldu çünkü. 5 sene geçti. Evet. Teşekkür Olay. Ederim. Sağ olun. Abicim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Erdoğan. Teşekkürler. Beyefendi merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Var mı nedeni? Ekonomi. Teşekkür ederim. Evet. Hanımefendi merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Hayır olmuyor. Cevap vermek istemiyorum. Teşekkür ederiz. Evet, son soruyu abimize soralım, yayını kapatalım. Abicim merhaba. Abicim son soruyu size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Var mı hanımefendi yorumunuz? Erdoğan. Var mı nedeni? Son soruyu sizden alayım. Hayır, teşekkür ederim. Erdoğan diyorsunuz, sağ olun. Hanımefendinin vermiş olduğu ile Sakarya'daki anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.